Şimdi arkadaşlar hızlıca bir review yapalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kuyruk kısmında ikinci parta geçmiştik geçen haftadan. Bu ikinci partta arkadaşlar genel olarak tanımlarla gittik. Tanımlarla. Hani ilk partta arrival process, hani kuyrukta iki tane önemli değişken var dedik ya, değişkenliğin geldiği. Birisi gelişler, birisi de servis süresi. Gelişler hakkında konuştuk önceki slaytta, işte lambda ile geliyor. Lambda arrival rate ile birim zamanda gelen müşteriyi temsil ediyor. Rate sonuçta bir rate. Serviste de benzer şekilde mühürümüz var. Bu da bir rate. Bu da birim zamanda hizmet edilen müşteri sayısı. Hizmet kapasitesi. Hizmet edilebilecek müşteri kapasitesi. Eğer hiç müşteri gelmezse tabii ki sıfır kişiye hizmet verirsiniz. Bu potansiyel kapasite arkadaşlar. Mü, servis rate, potansiyel kapasite. Yani dükkanınızın iş makinesinin önünde böyle 1.000 tane, 100.000 tane iş var. Yani hiç işler hiç bitmiyor. Potansiyel olarak bu makine saatte 1.000 tane iş çıkarabilir. Önünde işleyecek iş varsa tabii ki. Servisten böyle bu şekilde başmıştık. Service time'ı S ile gösterdik. Bunu nasıl modelleriz? Lambda ve mu çok önemli olacak kuyrukta. İki şey. Biri gelişlerin ne kadar sık olduğunu, biri de servisin ne kadar hızlı olduğunu gösteren iki değişken. Sonra Candle'dan bahsettik. Böyle bir kuyrukları kısaca tanımlayayım diye bir notasyon geliştirmiş Candle. Ve bu notasyondan işte 6 tane karakterden oluşuyor ve bu karakterler ilk iki tanesi, şunu büyütelim aslında daha güzel gözükür. Şöyle büyük halini paylaşayım sonra. Evet. Yani bu Candle'lı notasyonunda birincisi arrival'ları, ikincisi servisi, üçüncüsü kaç tane server var sistemde, kaç tane çalışan var. Mesela birinci yere gelecekler M harfi Markovian demekti. Gelişlerin dağılımı, yani o gelişler nasıl, hangi dağılıma göre müşteriler geliyor. İkincisinde de hangi dağılıma göre hizmet alıyorlar. Servis hizmet kapasitesi. Bunu gösteriyor arkadaşlar. Birincisi gelişlerin dağılımı, ikincisi hizmetin dağılımı. O yüzden buralarda aynı rakamları görüyorsunuz. M Markovian yani üstsel demek. M'yi görüyorsanız. D deterministik sabit demek. Erlang demek. Genel demek. Serviste de aynı tür dağılımlar olabilir. Servis süresinin dağılımını gösteriyor bunlar. Dört tane rakam. Üçüncüsü kaç tane çalışan var paralel. Bir ise bir tane makine var. İki tanesi iki tane paralel. Dördüncüsü servis disiplini. Beşincisi sistemin kapasitesi. Aynı anda sisteme kaç kişi alabiliriz? Altıncısı da kaç kişiye hizmet ediyorsunuz gibi değişkenler dedik. Bir örnek verdik. Ve bizim kuyrukları çalışırken daha çok steady state ile ilgilendiğimizden bahsettik. Steady state şu demek. Kuyruk uzun bir süre çalışıyor. Yani kuyruğu T0 anda başlattığınızda boş başlayacak tabii ki. Boş. Empty. Biz o T0 anıyla değil de T böyle çok çalıştı. Mesela 1.000 saattir çalışıyor. 10.000 saattir. Biraz böyle oturmuş sistem. Yani daha doygunluk diyoruz. Steady state doygunluk demek. Doygunluğa ulaşmış. O başlangıç durumundan çıkmış. Nihai olarak nasıl çalıştığını daha iyi gözlemleyebileceğimiz bir durumda olduğu durumu biz ilgileniyoruz. Ve kuyruklarda şu şeyleri hesaplamak istiyoruz genelde. Performans measure dediğimiz şunlar. Evet, performans measure'lar bunlar arkadaşlar 5 tane. Yani L'ler demiştim. Length ile alakalı length. Bu sistemdeki insan sayısı, iş sayısına bakıyor. L sistemdeki kuyruk artı server. LQ kuyruktaki. Yani bu L ve LQ çok alakalı birbiriyle gördüğünüz gibi. Birisi kuyruğa bakıyor, birisi tamamına bakıyor. Kuyruk artı server'a bakıyor. WWQ gene çok alakalı. Birisi W şeye bakıyor. Yani W'lar wait'ten geliyor arkadaşlar, wait. Bu da bekleme ya da sistemdeki süre. Bunlar genelde süreyle time olarak alakalı W'lar. W sistemde harcadığı toplam süre. Yani bir müşteri bir kuyrukta zaman harcar. Bir de iş alırken, yani servis alırken. Siz bir dükkandan kıyafet alırken önce bir kuyrukta beklersiniz. Kuyrukta bu WQ, bekleme süreniz kuyrukta. Sonra kuyrukta beklediğiniz üstüne bir de siz alışveriş yaparken hani çalışan sizin ürünlerinizi poşetliyor ya, size sıra geldi. İşlem, tam siz işlem gördüğünüz, sizin işlem süreniz var bir de. İşlemde harcadığınız süre var. Bu işlemde harcadığınız süre artı kuyruktakine W deniyor. Sistem süresi deniyor.
Yani gene L ile bağlantılı. Burada arkadaşlar kuyruğu biz çözerken birth and death process kullanacağız dedik. Birth and death process neydi? Doğum ölüm prosesi. Bu stokastikte çok kullanılan bir yöntem. Genel tasarımı, bunun çıkış tasarımı popülasyonları çalışmak. Mesela extinction'a yakın bir population, bir tür var, canlı türü bir yerlerde yaşayan. Bu türün popülasyon büyüklüğü nasıl değişiyor zamanla? Extinction probability'si nedir bu türün? Kaç tane birey var? Doğum, ölüm. Yani bireyler doğuyor ve ölüyor. Birth-death process bir continuous time process. Continuous time ne? Sürekli zamanlı bir proses. Continuous time. Neden? Çünkü her an bir doğum olabilir. Doğumlar böyle kesikli zamanlarda olacak diye bir şey yok. T1, 2, 3, 4'te doğum olacak diye bir şey yok. Popülasyona yeni bir birey herhangi bir T anda katılabilir. Bu yüzden bu birth-death process continuous time bir stokastik proses arkadaşlar. Sürekli zamanlı. Ama discrete state. Kesikli state. Neden? Doğumlar bir bir oluyor. Bir birey bir birey. 1,5 kişi doğmuyor. 1,75 kişi doğmuyor. Doğduğunda. Yani aldığı değerler 1, 2, 3, 4, 5 kesikli değerler ama oluş zamanı, bir doğumun oluş zamanı, bir ölümün oluş zamanı sürekli her an gerçekleşebiliyor. Size bu birth death prosesini şimdi size açıklayacağım. Bunu şeye uyarlayabiliyoruz kuyruklara. Her bir insanın gelmesine bir doğum, bir insanın sistemi terk etmesine de bir ölüm olarak modelleyeceğiz. Ve bu doğumlar ve ölümler sonucunda sistemde belli sayıda insan olacak. Evet. Pi J ile göstereceğimiz şey Markov'a da benziyor farkındaysanız. Long run'da steady state'te hani pi ile gösteriyorduk ya orada. Sistemin J'de olma olasılığı. Bu sistemin J'de olma olasılığı yani sistemde J tane müşteri olma ihtimali olacak. Bunların nasıl hesaplandığından bahsedeceğim. Birazdan. Evet. Şimdi arkadaşlar Markov'da ne vardı? Markov'da state'ler var değil mi? State of the system 1, 2, 3, 4, 5 diye yazıyorduk. Burada da gene state'ler var. Birth and death process'te de 1, 2, 3, 4, 5 diye state'ler var. State'ler burada neye denk geliyor? Mesela envanter modelinde state'i nasıl tanımlamıştık? Envanterimdeki ürün sayısı. State'i değişik şekillerde tanımlayabiliyoruz. Buradaki state'in karşılığı ise sistemdeki insan sayısı. Kaç kişi olduğunu gösteriyor. Yani when there are n persons in the system then işte state'imiz n oluyor. Bir sonraki gelişler ve ölümler. Birisi gelirse n artı 1'e geçiyoruz. Birisi çıkarırsa sistemden n eksi 1'e. Buna biz birth and death process olarak adlandırıyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar birth and death process nasıl bir prosesmiş? Continuous time Markov chain. Aslında bu bir Markov chain. Sizin alıştığınız, öğrendiğiniz bir Markov zinciri hala. Ama buradaki fark sizin gördüğünüzde zaman sürekli olması. Siz de mesela ne yapmıştık biz? Her gün akşam bakıyorduk envantere. Hep aynı kesikli saatlerde bakıyorduk. Her gün akşam envanteri kontrol ediyorduk. Ya da her gün sabah zar atıyorduk. Yazı tura atıyorduk. Ya da bir sınavda olduğu gibi bir şahıs her gün sabah bir şey içiyordu. Çay içiyordu. Ya da neydi? Portakal suyu ve de bir şey daha vardı. Yani her sabah olayların oluşu hep böyle aynı bir birim atlıyordu. Ama burada iki kez zaman sürekli olan bir Markov zinciri çünkü atlama her an olabilir. 3'ten 4'e geçiş böyle her doğum aynı anda her gün başında bir doğum olacak diye bir şart yok. Doğum her an gerçekleşebilir sürekli olarak gün içinde ya da akşam. Her an bir değişiklik gerçekleşebilir. Bu türlere buna continuous time Markov chain deniyor. Evet, buradaki atlamaların tek mümkün atlamalar arkadaşlar. Mesela şurada bir göstereyim. Evet. Bu genel gösterim arkadaşlar. Birth and death prosesin genel gösterimi. State burada neyi temsil ediyormuş? Bunlar Markov zincirinin state'leri. Tabii ki sıfırdan aşağı olamaz. Sıfır bir sistem boş demek. Bir sistemde bir kişi var demek. Mesela
Bir kişi varsa o da kuyrukta değildir, değil mi? Çünkü en az bir tane server olduğuna göre sistemde bir kişi varsa o da servis alıyordur, hizmet alıyordur. Evet arkadaşlar, birdler, rate'leri lambda gördüğünüz gibi. Buna arrival prosesi neydi bu hatırlarsanız? Arrival rate demiştik lambda'ya. Arrival rate. Şimdi arrival rate lambda güzel ama biz o kadar genel tanımlıyoruz ki bu bird and dead prosesi lambda'nın şeye bağlı olmasına izin veriyoruz. Çıkış noktasına. Yani bakın sıfırdan bire geçişin rate neymiş? Lambda sıfır. Neden sıfır? Çünkü sıfır kişi varken. Yani şu demek. Mesela siz mesela lambda n eksi bir giderek küçülüyorsa bu lambdalar giderek küçülüyorsa mesela bu bundan büyük. Lambda 1, lambda 2'den büyük. Böyle bir şey olabilir. Bu ne demek? Sistemdeki müşteri sayısı arttıkça insanlar daha az gelmek istiyor. Arrival rate düşüyor demek. Böyle sistem büyüdükçe, kişi sayısı arttıkça arrival rate düşüyor demek. İnsanlar çok isteksizleşiyor. Bakıyorlar kuyruğa, bakıyorlar sisteme. N tane müşteri var. Bakıyorlar içeride N tane kişi var. Gelişi, bunu N artı 1 yapma rate'leri lambda N sistemdeki kişi sayısına bağlı olabiliyor. Bu en flexible, en general hali. Bird and dead process. Biz daha çok basitlerini göreceğiz. Lambdaların ilk başlayacağımız case'de tüm lambdalar birbirine eşit olacak. En basit halinde. Yani sistemdeki kişi sayısından bağımsız olanla başlayacağız. Şu anda size gösterdiğim en genel hali. Bird and dead process. İşte burada n tane müşteri varken sistemde bir ölüm olur ve n eksi 1'e düşersiniz. Ya da bir tane gelen olur, n artı 1'e çıkarsınız. Gelmeleri yukarıda gösteriyoruz, doğumları. Ölümleri ise aşağıda. Aynı şekilde ölüm rate'i, servis rate'i de sistemindeki kişi sayısına bağlı. Bunu nasıl yorumlarsınız mesela? Mesela iş biriktikçe çalışan hızlanıyor. Mesela şöyle bir şey varsa, bu bundan küçük, bu bundan küçük, bu bundan küçükse mü n yani giderek böyle mü 1'e doğru gittikçe küçülüyorsa bunu nasıl yorumlarız? Çalışan müşteri sayısı arttıkça hızlanıyor. Baktı ki iş birikiyor, n tane iş var, daha hızlı çalışmaya başlıyor. Servis rate'i hızını gösteriyor, server'ın. Sistemdeki iş sayısı arttıkça adam hızlı çalışıyor, azaldıkça yavaş çalışıyor. Tabii ki bizim başlangıçta bunları biz eşit alacağız önce. Hepsinin mü olduğunu varsayarak başlayacağız. Ondan sonra diğerlerine geçeceğiz. Mesela burada arkadaşlar ilk analiz edeceğimiz bird and dead process MM1 olacak. Nasıl bir kuyruktu MM1? Bunu bir yorumlarsanız MM1 ne söylüyor bize? Evet, nedir düşünceniz? MM1'ini. Gelişler ve işlem süresi Markov. Evet, güzel. Gelişler Markovian yani exponential, işlem süresi exponential ve kaç tane server var? Bir tane. Bir tane çalışanımız var. Üsselse arkadaşlar gelişler, lambdalar n'den bağımsızdır. Bu lambda üsselin lambdası. Geliş prosesine exponential lambda dediniz. Servis süresi de exponential. Mü'ymüş. Bir tanesinin parametresi lambda, servisin parametresi de mü. Şimdi A neyi gösteriyordu? Inter arrival time'ı. S ise servis süresini gösteriyordu. Bakın şeyler artışların rate'i hep lambda iken ölümlerin rate'i hep mü. Gördüğünüz gibi. Hep mü. Şeyden bağımlı değil yani artık şeyde bağımlı değil. Peki MM3 biraz daha kompleks bir case. Bu da ikinci analiz edeceğimiz sistem. Bugün vakit kalmayabilir. MM3'teki yorum nedir arkadaşlar? MM3. Evet, M gene üstel geliş. M gene üstel servis süresi. Güzel. Yani A gene exponential. Servis süresi gene exponential. Fark burada. E3 ne arkadaşlar? Üç tane paralel şey Evet. varmış. Üç tane makine çalışıyor kuyruğa bakan. Bir tane kuyruk var. Üç tane makine yan yana çalışıyor. Ve her birinin rate'i mü arkadaşlar. Bu da mü. Bu da mü. Bu da mü. Birlikte çalışırlarsa toplam kapasite ne oluyor? Üçü bir aynı anda çalışırsa. Üçü aynı anda müşteriyle çalışırsa toplam rate 3 mü oluyor.
Üç tane makine var çünkü. Üç mü oluyor? Evet, burada peki ne değişecek? Burn and Dead Process'te ne değişecek? MM1'e göre ne değişecek? Aslında üsttekiler aynı. Mesela bu lambdası 4, müsü 5 olan bir örnek MM3 modeli. Bu MM3 modelinde lambdası 4, servis rate'imiz 5. Bir kere arkadaşlar, şimdi müğümüz 5 diyor ya, bu bir tanesinin kapasitesi. Bir tanesinin. Tamam, bir tanesinin kapasitesi. Mü 5. Mesela sistemde bir kere lambdalarda bir değişiklik yok. Burst rate'imiz hep 4. Aynı MM1'deki gibi. MM3 olması bir şey değiştirmiyor. Yani makinelerin kaç tane makine olması gelişlerin davranışını etkilemiyor. Fakat aşağıda bir fark var. Neden burası 15? Neden burası 15? Burası 10, burası 5. Neden arkadaşlar? Buradaki servis ölüm rate'i 15 iken bura 10'a düşmüş, burada 5'e düşmüş. Ve yukarıda da 15'te sabit kalmış. Bunu nasıl yorumlarsınız? Neden böyle? Sistemde 3 tane müşteri varken ölüm rate'i 15, 2 müşteri varken ölüm rate'i 10, 1 müşteri varken ölüm rate'i 5. Hem çünkü bir müşteri varken sadece bir makine çalışıyor. Evet, çok güzel. Doğru. Yani sadece bir müşteri varsa arkadaşlar, bir müşteri. O müşteri bakalım, şu resimde göstermeye çalışayım size. Tamam, sistem bu ya. Bunları silip şöyle makinaları tekrar ekleyeyim. Ve sadece bir müşteri varsa bu müşteri ne yapacak? Bu makinelerden birine gidecek. Şimdi makine, diğer iki makine boşta yatacak. Yani başka müşteri olmadığı için sadece bir makine hizmet edecek. Onun kapasitesi de saatte 5. Onun servis rate'i de saatte 5. İki müşteri olduğunda iki makine birden çalışabilecek artık. İki müşteri olduğunda toplam kapasitemiz 10'a çıkıyor. 2 çarpı 5, 10. Üç müşteri olduğunda üç makine birden de paralel çalışacak. Full kapasiteye ulaşacağız. Toplam ölüm rate'i o yüzden 15. Dört müşteri olduğunda hala 15 çünkü dördüncü artık sırada bekleyecek. Makinelerin artık 15'in üstüne çıkması imkansız. O yüzden bundan sonraki tüm ölüm rate'lerinin 15 olduğunu görüyorsunuz ondan sonra. Yani burada ufak bir fark var. Bu birth and death prosesler arkadaşlar, şimdi size göstereceğim. Bunları oluşturmamızın tek amacı şunları hesaplamak. Şuralar vardı ya. Şu LQ, WWQ, PN. Bunları hesaplamak. Başka bir amaç yok. Bunları hesaplamak için bu birth and death prosesin denklemlerinden faydalanacağız. Özellikle bulmak istediğimiz bir şey var. Şimdi biz steady state ile ilgileniyoruz dedik ya, birth and death proseste. Steady state ile ilgilendiğimiz için arkadaşlar şöyle bir şey var. Aynı Markov, bu da bir continuous time Markov chain. Bu da Markov zincirinin state'leri değil mi? Markov zincirinde neyden bahsetmiştik? Paylardan. Paylar neyi gösteriyordu arkadaşlar? Bir state'de ne kadar kalıyor long run? Siz bu sistemi uzun süre çalıştırdığınızda mesela pi 2 neyi gösterecek bana burada? Şu pi 2 sistemde iki tane müşteri olma olasılığı. Tamam, pi 2 0,1 ise mesela bu sistemi ben 1000 saat izlesem %10'unda hep iki müşteri gözlemlerim. Bu 1000 saatin %10'u sistemde iki tane müşteri vardır. Yani fraction of time that there are two customers in the system. Pi i neymiş? Fraction of time that there are two customers in the system. Long run fraction of customers diyebiliriz yani. Evet, böyle şekilde pi 3. Tüm payları hesaplarsanız şeyleri hesaplamak çok kolay oluyor. LWWQ'lar çok kolay oluyor. Bizim ihtiyacımız olan bunlar. Şimdi Markov'da biz şunu kullanıyorduk. Pi eşittir pi p. Evet, Markov'da bunu ve neyi kullanıyorduk? Payların toplamı 1 diyorduk. Discrete time Markov chain'de. Fakat burada bir sıkıntımız var. Sonsuz tane state'imiz olduğu için p'yi kurmak çok kolay değil. Sonsuza doğru giden bir matris, p matrisi. Aslında size orada göstermediğim kesikli zamanda ama orada da geçerli olan bir teknik var arkadaşlar. Onu kullanacağız. Çünkü burada hani P matrisle bu şekilde çalışmak
infinite state varsa bu şekilde çalışmak biraz daha zor. Mantık aynı mantık. Aslında bu denklemden geliyor. Şunu kullanacağız arkadaşlar. Rate in, rate out. Bir tane noda toplam gelen in rate, out rate'e eşit olmalı. Steady state'de. Yani bir eğer dengeye oturmuşsa sistem, her noda gelen input, inflow, outflow'a eşit olmalı. Bu principle'ı kullanarak sizinle denklemler kuracağız şimdi. Sonra bu denklemleri çözerek, bu paylara ulaşacağız. Hedefimiz paylara ulaşmak. Ne oldu? Evet. Evet, düzeldi mi ekran? Bir işte şeyler oldu sanki ama. Evet, yani düzeldi. Tamam. Şimdi yani amacımız denklemler kurarak, balans denklemleri kurarak ve şunu kullanarak, biliyorsunuz Markov'da balans denklemleri kuruyorsunuz ama yetmiyor. Bir tane de ekstradan payların toplamının 1 olduğunu kullanmanız gerekiyor. Bu denklemleri kuracağız tüm state'ler için. Yani amacımız pay eşittir pay p'leri bulmak, fakat bunu yaparken balans, yani flow in flow out'u for all states için yapacağız. Tüm state'ler için flow in eşittir flow out denklemini kuracağız. Peki flow in eşittir flow out ne demek? Evet, buna bakalım şimdi. Bunu size şeyden göstereyim arkadaşlar. Şu en genel halinden. En genel halinden göstereyim şimdi. Mesela birkaç tanesini örnek denklem yazalım. Sıfır için yazalım denklemimizi. Sıfırıncı state için. Inflow nedir arkadaşlar? Sıfıra gelen inflow nedir? Oklara bakın. Sıfırın içine gidenler inflow'dur. Şu in değil mi? Bu in. Doğru mu arkadaşlar? Inflow. Outflow nedir arkadaşlar? Şu da out. Sıfırın dışına doğru gidiyor. Arkadaşlar inflow geldiği noktadan, originate ettiği noktadan, neden yazamıyorum? Sıfır için denklemimiz pi 1 çarpı mu 1 eşittir. Bu inflow eşittir. Outflow olacak ya. Outflow'da pi 0 çarpı lambda 0. Yani bulunduğunuz state'in payı çarpı okun üstündeki değer. Şimdi sıfır için bu şekilde. Bir için yazalım. Daha iyi anlarsınız. Birin inflow biraz daha karışık. Nerelerden inflow alıyor arkadaşlar bir? Evet, inflow'u nereden arkadaşlar? Üzerindeki oklara bak. Sıfırdan ve ikiden. Evet, güzel. Sıfırdan ve ikiden. Bunu ben niye silemedim? Neyse, şöyle yazalım. Arkadaşlar birin inflow'u mavi yazalım. O zaman karışmaz belki. Şuradan ikiden geliyor. Bir de şuradan geliyor. Bakın bunlar inflow. Inflow. Şimdi şunun denklemi ne olacak? Şu mavi okun. Çıktığı not başlangıç pi 2 çarpı mu 2 artı bir tane daha inflow var. Şu var. Bu da ne olacak? Pi 0 çarpı lambda 0 eşittir. Inflow'lar tamam. Outflow'lar neler arkadaşlar? Onlar da şunlar değil mi? Birden çıkan outflow'lar. Bir de şu. Outflow'lar hep pi 1 ile çarpılıyor. Çünkü çıkış noktaları aynı. Pi 1 çarpı lambda 1 artı mu 1. Bir için bu şekilde. Outflow. Değil mi? İki için yazalım mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? İki için de yazalım mı? Ya da genel olarak n için yazalım. O zaman formülü bulmuş oluruz. Yani şu n'inci bir state için genel hali ne olacak o zaman? N'e gelen inflow nedir? Şuradan bir inflow var. Bir de şuradan inflow var. Yani n'inci state için yazarsak denklemi Evet. Pi n plus 1 çarpı mu n plus 1 şuradan gelen inflow artı
şuradan gelen inflow'da pi n eksi 1 çarpı lambda n eksi 1 eşittir ne olacak? Outflow'a. Outflow neler? Burada şuradan bir çıkış var. Bir de şuradan çıkış var. Pi n çarpı lambda n artı mu n. Outflow da bu. Evet, anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi yalnız bunları çözmek biraz zor. Şimdi bir de ne denklemi var? Ha, bu arada arkadaşlar lambdalar, tüm lambdalar biliniyor. Tüm mü'ler biliniyor. Soru bize bunları verdi. Bunlar parametre. Burada bilinmeyenler paylar. Paylar bilinmiyor. Sıkıntı burada. Yani burada bir denklem var. Sonsuz tane denklem var. N burada sonsuza kadar gidiyor. Bunları nasıl çözeceğiz? Sıkıntısı var şimdi. Nasıl çözeceğiz bunları? Evet, sorun anlaşıldı mı? Böyle sonsuza kadar denklem var. Bir denklem de şu tabii ki. Toplam paylarım 1 olacak benim. Payların toplamı 1 olacak. Bir denklemde bu var. Evet, bunların çözümü arkadaşlar biraz tricky. Onu ben size göstereyim. Evet, burada arkadaşlar bizimki aynı gördüğünüz gibi denklemleri yazmış. Birinci state için burada. Bizimki de burada birinci state için. Inflow eşittir outflow. Burada sadece parantezi almamış. Biz pay 1 parantezini aldık. Çünkü outflow'lar hep birden başlıyor. Yani çıktı, orijinal gittiği yer aynı olduğu için aynı pi n'le çarparız. Şimdi biraz çok karıştı tahta, silmem lazım. Çözümü biraz tricky dediğim gibi. Bu kadar denklemi nasıl çözeceğiz? Evet. Tahtayı silemedim şunu. Onu şeyle sileyim. Host olarak sileyim. Ha. Evet, şimdi arkadaşlar bu denklemi çözmek için şu triği bakın, birincisinden ne elde ediyoruz arkadaşlar? Pay 1'in pay 0 cinsinden elde ettik. Çok güzel. Pay 1'i pay 0 cinsinden elde ettik. Sonra ikincisinde pay 0 var, pay 2 var, pay 1 var. Şimdi pay 2'yi burada pay 1 yerine pay 0 şey cinsinden yazabiliyorum. Burada pay 2'yi çekebiliriz bir tarafa. Pay 1'i de pay 0 cinsinden yazabiliyoruz. Dolayısıyla pay 2'yi şu hale getirebiliyoruz. Evet. Burada iç içe girmiş bir recursive denklem elde ediyoruz. Sonuçta yani bunu her sefer yaptığımızda görüyoruz ki genel formül şu aslında. Pay n'i şu şekilde yazabiliyoruz. Pay n'i. Evet, bu denklemleri açtığınızda pay n'inci denklemi n eksi 1'i cinsinden yazabiliyoruz. N'inci denklemi n eksi 1'incisi cinsinden yazabiliyoruz. Mesela pay 1'i pay 0 cinsinden, pay 2'yi pay 1 cinsinden böyle iç içe gidiyor. Evet, peki bunun ne faydası var bize? Evet, bunun faydası şu arkadaşlar. Şimdi şurada kullanacağız şimdi. Bunların toplamı da 1'di ya, hani bunu kırmızıyla yazalım. Evet, bunların toplamı. Sonra bu bildiğim denklemde bunların toplamının 1 olduğuydu. Bunların toplamının, pardon, 0'dan sonsuza toplamının 1 olduğuydu. Şimdi arkadaşlar burada toplamı yazarken bakın. Şimdi pay 0 artı pay 1 artı pay 2, bu sonsuza kadar giden toplam 1. Pay 0 yerine pay 0 yazdım. Tamam. Pay 1'i de pay 0 cinsinden yazdım. Çarpanı lambda 0 bölü mü 1 pay 0. Tamam. Artı. Bakın pay 2'yi de yazabiliyorum pay 0 cinsinden. Çünkü neden? Pay 2 eşittir ne olacak? Pay 1'i yerine yazarsanız burada. Lambda 1 çarpı lambda 0 çarpı bölü mü 1 çarpı mü 2. Aynı şekilde pi 3, pi 3'ü de, yani bunların hepsini pi 0 cinsinden yazabiliyoruz. Dolayısıyla ortak parantezi aldığımızda kat sayıları şuna dönüşüyor. Evet, bunlar neyin katsayısı? Mesela pi n şuna dönüşüyor arkadaşlar. Pi n
Cn çarpı pi sıfıra dönüşüyor. Cn dediğimiz bir katsayı burada. Mesela C2 şuna eşit. Şurada az önce hesapladığımız şey. Şu şeyi unutmuşuz. C2 bu. Evet. Ondan sonra C3, C4 bu şekilde hepsini pi sıfır cinsinden yazıp peki bundan sonra ne yapabiliriz? Evet, dondun mu? Dondum galiba bir yere arkadaşlar. Donduğumu anladım ama. Evet, şimdi geldim herhalde değil mi? Evet hocam, az önce bir dondunuz da şimdi evet. Geldiniz. Evet, şimdi arkadaşlar peki bu toplamı nasıl çözeriz? Sonsuza giden bir toplam var. Bunu nasıl çözeceğiz? Hocam, lambdalara ve mü'lere eşit diyorsak geometrik seri gibi çözebiliriz. Hı-hı. Evet, çok güzel. Yani bunu geometrik seriden faydalanabiliriz değil mi? Aslında geometrik seri hatırlarsanız buna benzer bir şeydi. Eşit olduğunda özellikle. Evet. Şimdi payenin bu şekilde hesaplandığını göstermiştik size zaten. Payenin cn çarpı pi zero olduğunu ve pi zero'larında şuna eşit olduğunu. 1 bölü şu toplama eşit. Yani pi 0. O toplamı artık nasıl yapacağınız size kalmış. Evet, eşit olduğunda şu toplam. Eşit olduğunda bu kolay dediğiniz gibi. Eşitse sıkıntı yok. Eşit değilse tabii ki biraz daha işler karışıyor. Ya da aralarında böyle bir şey varsa, yani lambdalar arasında bir formül varsa bu toplam kolay. Tamam mı? Fakat bu toplam eşit olduğunu varsayalım. Ne zaman exist eder arkadaşlar? Bu toplam ne zaman sonsuza gitmez? Hadi lambdaların hepsinin eşit olduğunu varsayalım. Ve mü'lerin de hepsi eşit. Ve lambda eşit. Bu da mü'ye eşit. Yani şurası lambda bölü mü oluyor. Burası lambda kare bölü mü kare oluyor. Lambda küp bölü mü küp oluyor. Bu toplam, sonsuz toplam ne zaman exist ediyordu hatırlıyor musunuz? 1 artı r artı r kare vardı ya kalkulusta. Hocam r değeri birden küçükse miydi? Evet, çok güzel. R değeri birden küçükse. Evet arkadaşlar, biz buna steady state condition diyoruz. R değerinin, yani şunun lambda bölü mü y'de kuyrukta, evet, bunun birden küçük olması gerek. Evet, bu lambda bölü mü birden küçük değilse steady state exist etmiyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Kuyruktaki öğrendiğiniz hiçbir şey. Çünkü lambda ne demek arkadaşlar? Müşterilerin geliş hızı. Mü ise servisin kapasitesi. Lambda'nın mü'den büyük olduğunu, hatta eşit olduğunu düşünün. Eşit olması bile sıkıntı. Lambda mü'ye yakınsa, ilk önce büyük olduğu case'i düşünelim. Servis yetişemiyor müşteriye. Saatte 100 müşteri geliyor. Senin kapasiten saatte 10 müşteri diyelim. Hızın. Müşteriler ne olacak? Birikecek de birikecek. Böyle kuyruk sonsuza doğru uzayacak. Buna kuyruk patlıyor diyoruz işte. Lambda mü'den büyükse sonsuza doğru durmadan uzuyor gelenler. Buna steady state yok diyoruz. Çünkü 1000 saat bekledin. Biraz daha bekleyin. Belki oturur yerine diyorsun müşteriler. Yok, daha hala artmaya devam ediyor kuyruk uzunluğu. Steady state exist etmediği için bizim hiçbir denklemimiz geçerli değil. Lambda mü'den büyükse kuyruk sonsuza kadar uzuyor gelen müşteriler. Hatta dediğim gibi eşit olması bile sıkıntı. Eşit olduğunda bile steady state yok. Bizim istediğimiz lambda'nın katı bir şekilde mü'den küçük olması. Lambda'nın mü'den küçük olması. Buna da utilization diyeceğiz. Lambda bölü mü'ye. Utilization'ın çok mantıklı bir yorumu var. Servis ne kadar çalışıyor? Utilize ediliyor. Servisin mesela yüzde kaç çalışıyor zaman? Utilization mesela şey çıktı, lambdamız 5, mü'müz ise 10 diyelim. 5 bölü 10, %50 utilization. Yani ortalamada bu server, bu makina %50 çalışıyor, %50 yatıyor. Çünkü saatte 5 müşteri geliyor, senin kapasiten saatte 10. Bir saatte 5 müşteriyi hallediyorsun, geri kalanında da yatıyorsun. Utilization ne kadar çalıştın.
ne kadar makine çalışıyor. Yoğunluk demek utilization. Ne kadar kullanılıyor demek makine. Evet, utilization demek ki neymiş? Steady state condition. Utilization küçük bir olmalı. Evet. Ondan sonra bu payları bulduk diyelim bir şekilde. Payları bulduk. Bundan sonrası kolay arkadaşlar. İstediğiniz L ve LQ'ydu ya. L ve LQ. L ne demek? Ortalama kişi sayısı. Bu bir kesikli değişken. Discrete random variable. Expected value'sunu nasıl buluruz? Ortalama. Ortalama kişi sayısını nasıl buluruz arkadaşlar? Mesela bir sıfır kişi olma olasılığı pay sıfırmış. Şunu şöyle yazalım. Silgi yanacak. Evet, şimdi sıfır kişi olma olasılığı pay sıfır. Bir kişi olma olasılığı pay bir. Nokta nokta n tane kişi olma olasılığı pay n. Bunun expected değerini, yani ortalama kişi sayısını nasıl bulursunuz? N ile pi n'i çarparız, toplarız. Kesikli değişkenlerden hatırlayın. Yani 0 çarpı p0 artı 1 çarpı p1. Bir değerin expected value'sunu nasıl buluyorduk? Değeri çarpı olasılığı. Payları olasılık gibi düşünün. Şunları da değeri gibi düşünün. Kişi sayısını. Mesela 3 kişi olma olasılığı pi 3. O zaman 3 çarpı pi 3. Ağırlıklı ortalama gibi sistemdeki kişi sayısı. Bu sistemdeki, kuyruktakini nasıl bulursunuz? Benzer mantıkla sistemdeki eksi şeydekiler, servis alanlar. Mesela bir tane server varsa, C1 ise, sistemde 3 kişi varsa kuyrukta kaç kişi olur? 2 kişi olur. 3 eksi 1'e bakarız değil mi? 3 kişi varsa sistemde kuyrukta bekleyen 1 kişi vardır. Evet, LQ'dan o yüzden LQ'yu hesaplarken ne yapıyoruz? Toplam kişi sayısı eksi servis alanları çıkarıyoruz. Çünkü onlar kuyrukta değil. Toplam kişi sayısından i'den servis alanları çıkardığınızda kuyrukta kişileri buluyoruz ve olasılığıyla çarpıyoruz her birini. Evet, bu da işte ilk başlayacağımız, ilk analiz edeceğimiz sistem. Aslında bugünkü tek amacımız, saat kaç oldu bu arada? 20 geçiyor. Tamam, MM1'e başlamayalım o zaman arkadaşlar. MM1 aradan 10 dakikadan sonra MM1'e devam edelim. Sorunuz var mı bugünlük? Şey, bugünlük diyorum. Buraya kadar. Evet, bu yoksa o zaman 10 dakikadan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet, ilk ele alacağımız sistem MM1, en basit sisteminden başlayacağız tabii ki her zamanki gibi. Evet. Ne demiştik arkadaşlar? MM1 sisteminde gelişler, arrival process, üstsel, serviste üstsel. Üstsel ile Poisson process arasındaki ilişkiyi önce anlatmıştık hatırlarsanız. Gelişler arası geçen süre üstselse gelenlerin sayısı Poisson dağılır demiştik. O yüzden burada gelişlere Poisson arrivals diyor. Yani herhangi bir T anına kadar gelen müşteri sayısı N of T Poisson dağılımına uyuyor. Poisson, yani müşteri sayısı Poisson. Servis süresi exponential parametresi mu, gelişlerin parametresi lambda, gelen müşterinin dağılımı Poisson. Poisson'a göre dağılıyor, Poisson prosese göre. Buradaki tek farkı ne olacak arkadaşlar? Evet, bu MM1 modelde diğer kuyruklarda olduğu gibi diğer vermiyorsak, hani 4, 5, 6'yı vermiyoruz ya bu notasyonda, 4, 5, 6 default değerlerinde, yani servis disiplin olarak FIFO'yu, first come first serve ve kapasiteler sonsuz, yani bunlar default değerinde. O yüzden bu 4, 5, 6'yı söylemiyoruz. Evet, onlardan görmemesi nedeni bu MM1 yazdığımızda. Şimdi arkadaşlar burada gelmiş gelenlerin parametresi rate'i lambda, servisin kapasitesi de mu'yu. Unutmayın, size demiştim az önce, utilization nasıl tanımlayacağız demiştik. Lambda bölü mu şeklinde. Utilization kuyruklarda çok önemli bir kavramdır. Utilization ratio, bu role gösterdiğim değer. Bu çünkü server'ın ne kadar busy olduğunu, yoğunluğunu gösteriyor. Bu utilization
gerekli şeyi, bizim utilization'ın birden küçük olması gerekli. Bu neden gerekli diye sorarsanız, az önce size göstermiştim. O formülü çıkardığımızda o toplam sonsuza gidiyor. Yani bu hem sezgisel olarak neden küçük bir olmalı, hem de teknik olarak anlamasınız çok zor değil. Neden sezgisel olarak küçük bir olmalı? Çünkü lambda mu'dan büyükse geliş o kadar fazla ki insanların, sistem kaldırmıyor artık. Yani lambda büyük demek, müşteriler o kadar çok sık gelmiyor, geliyor ki sisteme, artık sistemin kapasitesi, rate'i onu kaldırmıyor. Hatta rastsallıktan dolayı eşit olmalı durumda bile sistem artık şey oluyor, yani steady state'e ulaşamıyor. Sonsuza gidiyor kuyruk. Kuyruk uzunluğu sonsuza gidiyor. MM1 kuyruklarında. Hadi şeyi çözelim o zaman beraber. Şimdi ben bunun genel denklemini çözdük aslında. Bunu yapmamıza gerek yok. Fakat size exercise olsun diye bir kez daha yazalım. Flow balance equation'larını en genel hali için, yani şu hali için biz yazdık. Şu en genel hali, herhangi bir MM sistemindeki en genel görebileceğiniz şekli bu. Bu MM1 sadece özel bir hali, gördüğünüz gibi. Lambdalar hepsi birbirine eşit. Mu'lar hepsi birbirine eşit. Gene de dediğim gibi size şey olması için egzersiz. Şurada gördüğünüz gibi tüm lambdalar ve mu'lar eşit. Flow balance equation'larını tekrar yazalım. State 0 için yazarsak denklem ne olur? Inflow eşittir outflow. Inflow pi 1 çarpı mu. Bu inflow. Outflow'da ne olacak? Eşittir pi 0 çarpı lambda. Bu state 0 için. State 1 için yazarsak nasıl, ne olacak? State 1 için. Inflow nereden geliyor arkadaşlar? 2'den ve 0'dan inflow var. Yani pi 2 çarpı mu artı pi 0 çarpı lambda eşit olacak outflow'a. Outflow'da şunlar arkadaşlar. Şu çıkışlarda outflow. Evet, yani o da pi 1 çarpı lambda artı mu. Birincinin denklemi. Yani bu şekilde n'incinin denklemini de yazabiliriz. Inflow, yani şunlar. Pi n eksi 1 çarpı lambda artı pi n artı 1 mu eşittir outflow. Yani onu da sarı yapalım. Yani şunlar. Outflow. Yani pi n çarpı lambda artı mu tekrardan. Buradan arkadaşlar her birini pi 0 cinsinden yazabiliriz. Pi 0'ın bir şey değişken olarak. Mesela buradan pi 1 eşittir lambda bölü mu pi 0. Şimdi bu pi 1'i koyup yerine yazıp şurada pi 2'yi de pi 0 cinsinden yazabilirsiniz. Çünkü sadece pi 2 ve pi 0 oluyor burada. Pi 2 ve pi 0'lardan oluşuyor. Sonra o zaman da pi 2 ne oluyor? Eşittir. Yerine koyarsanız pi 1 değerini burada pi 0 cinsinden. Pi 2 de lambda kare bölü mu kare pi 0 oluyor. Bunu da alıp bir sonrakinde yerine koyarak böyle adım adım ilerleyerek az önce olduğu gibi pi n'in genel olarak lambda bölü mu üzeri n pi 0 olduğunu gösterebiliriz. Evet, bu güzel. Güzel. Bir de neyi biliyoruz? Toplam payların 1 olduğunu. Ve toplam payların 1 olması ne demek arkadaşlar? Toplam pi 0 parantezinde 1 artı lambda bölümü artı lambda bölümü kare artı lambda bölümü küp artı sonsuza kadar giden bu toplamın 1 olması demek. Evet. Şu toplama gerek yok artık. Bu toplamı direkt açtık çünkü. Yani bu toplamın ifadesi bu şekilde. Şu boş bir sayfa varsa daha güzel gözükebilir mi? Yok, burası. Ha, şurada daha boşmuş. Evet, bunu nasıl çözersiniz? Buradan pi 0'ı çözebilir miyiz? Lambda ve mu'yu biliyorsak.
Arkadaşlar lambda bölümü ile biz genel olarak rho diyeceğiz bu derste. Utilization kısaca. Çok karşınıza çıkacak lambda mu oranı bu şekilde burada gördüğünüz gibi. Buna rho diyeceğiz. O zaman bu toplam neye eşittir arkadaşlar? Şuradaki toplam. Bir bölü bir eksi mi? Evet. Güzel. Pi sıfır çarpı bir bölü bir eksi rho yani değil mi? Yani şunlara r dersek. Bir bölü bir eksi r diye hatırlarsanız formülü. Sonsuz toplamın formülü. Buydu ya değil mi? Bu bire eşit olacak. Dolayısıyla pi sıfır neye eşit oluyormuş? Pi sıfır eşittir bir eksi rho. Evet. İlk denklemimizi yerine... İlk denklemimizi bulmuş olduk. Pi sıfırı bir eksi rho olarak bulduk. Bunları da hepsini de yerine koyarak tüm paylar için çözebiliriz arkadaşlar. Tüm pay değerlerini bulabiliriz. Rho dediğimiz burada bir parametre. Lambda ve mu cinsinden o kadar. Bunun bir sayısal değeri var yani. Lambda bölümü diyoruz. Ha bu sonucu nasıl yorumlarsınız? Burada çıkan sonuç da çok mantıklı. Bir eksi rho size mantıklı geliyor mu? Bir formül görünce düşünün arkadaşlar. Bu ne demek istiyor? Aslında çok mantıklı bir formül çıktı. Bu formülü yorumlar mısınız bana? Yorumlayabilir misiniz ya? Ne demek bir eksi rho? Rho neydi arkadaşlar? Utilization'dı. Bir eksi utilization ne demek? Boş olma olasılığı mı hocam? Boş olması çok güzel. Bir eksi dolulu olması boş olma. Pi sıfır ne demek? O da boş olması demek zaten. Sistemin boş, empty. Yani gayet mantıklı bir formül çıktı. Bir eksi dolu olması sistemin boş olma olasılığını veriyormuş demek ki. Bunu göstermiş olduk. Pi sıfırı buldunuz mu? Zaten yerine koyduğumuzda tüm pi değerleri ortaya çıkmış oluyor. Bizim burada ihtiyacımız olan sadece pi sıfırdı. Burada pi sıfırı bulduktan sonra herhangi bir pi değerini bulabiliriz. Çünkü neden? Pi n neydi? Lambda bölümü üzeri n çarpı pi sıfırdı. Lambda bölümüye biz ne demiştik? Ona rho olsun dedik. Rho n üzeri pi sıfırdı. O zaman neymiş? Rho to the power n çarpı 1 eksi rho'muş. Ne demek? Bu olasılık ne demek oluyor arkadaşlar? Pi n olasılığı neyi gösteriyor? Sistemde n tane kişinin olma olasılığı. Sistemde n tane müşteri olma olasılığı buymuş demek ki row cinsinden. Evet. Buradaki varsayımımız tabii ki her zaman unutmayalım. Row'un birden küçük oldu. Bu varsayım olmazsa bu toplamda yok zaten. Hiçbir şey yok. Yani her şey çalışmıyor. Şimdi bu değerleri bularak o zaman hesaplarımızı yapabiliriz. Evet. Hesapları yapmadan önce size bir kanun öğretmek istiyorum. Buna Little's Law deniyor. Little's Law. İşte bu Little's Law neden gerekli bize arkadaşlar? Little's Law, kuyrukta Little's Law fizikteki şeye benzer. Fizikteki F eşittir M'ye. O kadar temel bir kural. F eşittir M'ye kanunu vardır ya fizikte. Bizim kuyrukta da bu var. L eşittir lambda çarpı W. Evet. Şimdi ne demek istiyor burada? Burada ne demek istiyor? Little's Law ne demek istiyor? Little's Law demek istiyor ki arkadaşlar sana L ile W arasında bir bağlantı kuruyor. Şimdi bu Little's Law neden önemli? Çünkü o kadar güçlü bir kural ki bu arkadaşlar sadece MM1 için değil, MMG için değil, GG1 için değil. Tüm kuyruklar için geçerli bu kural. Yani herhangi bir kuyrukta bu formül geçerli. Ve bu formülün gücü şuradan geliyor. Burada mesela iki tane şeyi birbirine ilişkilendiriyorsunuz steady state'te. Bir tanesi length, bir tanesi zaman. Biri kuyruktaki kişi sayısı, biri ortalama bekleme süresi ya da sistem süresi. Biri süre, biri kişi sayısı. Aralarındaki bağlantıyı da lambda ile yani gelişlerin rate ile çarpıyoruz. Mesela MM1 için tüm lambdaların eşit olduğunu varsayalım. Tüm servisin de eşit olduğunu. Little's Law diyor ki sistemdeki kişi sayısı eşittir lambda çarpı sistemdeki bir müşterinin toplam harcadığı
süre diye hesaplayabiliyoruz. Little Slow'un temel şeyi bu. Bunun güzel tarafı ne? Sen bunu hesapladıysan L'yi, W'ye gerek yok. Tamam, bir tanesini hesapladıysan diğerine geçiyorsun. Little Slow'u kullan. Ayrıca uzunca onu hesaplamana gerek yok. Bir güzel tarafı da, bir diğer tarafı da, Little Slow arkadaşlar, sadece kuyruğa baksanız LQ'lara gene geçerli. Yani kuyruktaki kişi sayısı da eşittir lambda çarpı kuyruktaki zaman. Gene bunlardan bir tanesini bulduğunuzda diğerini hesaplayabiliyorsunuz. Bu en güçlü taraflarından biri bu. Diğer bir güçlü tarafı da lambdalar eşit olmasa bile, lambdalar sürekli değişken olsa bile, avaraj bir lambdayla da bu kuralı kullanabiliyorsunuz. Ağırlıklı lambdayla. Ağırlıklı lambda nasıl hesaplanmış? Ağırlıklandırılmış lambda. Lambda n'lerin olasılığıyla. Yani o paylarla ağırlıklandırıyoruz her bir state'deki lambda değerini. Ağırlıklandırılmış ortalama lambdayla da bu Little Slow hala geçerli. O yüzden çok flexible, esnek bir kural. Ve size verdiği şey, size verdiği esneklik neymiş? L ve W'ler arasında bir ilişki kurmamız gerekmemize yardımcı oluyormuş arkadaşlar. Şimdi size göstermediğim burada ekstra bir iki tanım daha var. Biri LS, biri WS. Az önce göstermedim. Bu da aynı. Aslında tahmin edebilirsiniz belki. WQ kuyruktaki süre ise WS servisteki süre. Servis alırken, size işleminizi yaparken harcadığı süre. W ise toplam süre. Yani nedir? Toplam süre eşittir kuyruktaki süre artı servisteki süre. Aynı şekilde bu da L toplam kişi sayısı sistemdeki eşittir. Kuyruktaki ortalama kişi sayısı artı servisteki ortalama kişi sayısı. Bunları da bazen kullanıyor kitaplar, LS ve WS'i. Bunu görürseniz bu da servistekileri kastediyor. Yani böyle bir sürü W, bir sürü şey var ama biliyor musunuz aslında bir tanesini hesaplasanız mesela W, geri kalan hepsi ortaya çıkıyor. Bir tanesi lazım size, bir. Mesela bir L'i hesapladınız, diğerlerine ulaşabiliyorsunuz, diğerlerine. Bundan en büyük fayda Little Slow tabii ki. Little Slow burada büyük fayda. Bir de şu şeyden dolayı, mesela Little Slow'da ne yapıyorsunuz? L ile W dönüşümü yapıyorsunuz. Sonra da W'dan WQ'ya nasıl geçiyorsunuz? Biliyorsunuz ki W sistemdeki süre WQ artı servisteki ortalama sürede expected service time'dır sonuçta. W ve WQ arasında ilişki de bu şekilde. Buradan WQ'yu da bulduk. Oradan da LQ'ya gidersiniz tekrar Little Slow kullanarak. Yani burada gördüğünüz gibi, yani bu performans kriterlerinden bir tanesini hesaplamak genelde yeterli oluyor. Evet. Little Slow bu. Bu bir kenarda dursun. Şimdi bu bir kenarda dursun çünkü biz MM1'deyiz hala. MM1'de neredeyiz? Payları bulduk. Tamam. Şimdi buradan nereye gideceğiz? L hesabına gideceğiz ya da LQ. Bunların hesabını yapmamız gerekiyor. Şimdi bir sonraki aşama bu. Şimdi MM1'de L hesabı oldukça kolay. L sistemdeki kişi sayısı, hatırlayın. Ne demiştim? Ne yapar? L'yi bulurken şurada PN kullanmış ama biz PyN olarak gösterdik bunu. Fark etmiyor. Bazen kitaplar P diyor, bazen Py diyor. Bu sistemde N kişi olma olasılığı sonuçta. Yani bizim o hesapladığımız pay değerleri var ya, en tane müşteri olması sistemde, kuyruk falan değil, toplamda, servis alanda dahil sistemde en tane kişi olma olasılığı. Yani bir ağırlıklı ortalama arkadaşlar, sıfırı pay sıfırla çarpıyoruz. Biri pay birle, ikiyi pay ikiyle. Bu kesikli değişkenin expected değeri gibi aynı. Olasılıkla değerleri çarpıp topluyoruz. Bir pay bir, iki pay 2 pay 2 şeklinde. Evet. Sonra bunları topladığımızda da ağırlıklı ortalamayı bulmuş oluyoruz. Evet. Tabii bu sonsuza kadar giden bir şey. Çünkü bir üst kapasite yok kuyrukta. Sonsuza kadar bu toplamı yapmalıyız. Peki bu toplam nedir? Ya bunu toplamak da çok kolay arkadaşlar. Aslında yazıyor orada. Az önce çıktı ama. Pay n neydi arkadaşlar? Bu toplam n çarpı rho üzeri n 1 eksi rho'du. Değil mi? Az önce pay n'in değerini yazmıştık sizinle.
Şurada pay n'in değerini yazmıştık. Burada n sıfırdan sonsuza kadar gidiyor bu toplam. Bu toplamı nasıl yaparsınız o zaman? Bir eksi rho dışarı alırız çünkü sabit. Ve n çarpı rho üzeri n gibi bir şeye denk gelir. Burada da seri toplamını kullanarak bunu halledebiliriz. Seri toplamı. Evet, bu seri toplamın sonucunda da belki bu kısmı unutmuş olabilirsiniz ama kalkulusta eminim gördünüz bu şeyleri. Geçmişte görmüş olmanız gerek. Evet, şimdi arkadaşlar L neye eşit oluyor? Lambda bölü mu eksi lambda. Şimdi bu negatif olamaz. Mu eksi lambda'yı gördüğünüz halde. Çünkü neden? Lambda'nın mu'den küçük olduğunu varsaydık zaten. Dolayısıyla altı bunun her zaman pozitif. Üstü de pozitif. Yani size pozitif bir değer döndürüyor bu. L'yi bulduktan sonra LQ'yu da bulabiliriz. Evet. Evet. LQ'ya WQ'dan da gidebiliriz dolamaçlı olarak. Ya da direkt hesaplayabiliriz. Ama size dedim ya. L'den W'ya, W'dan WQ'ya, WQ'dan da LQ'ya gitmek gibi bir yol da var. Bu da diğer yol. Uzun. Bu da LQ'yu direkt hesaplamanın yolu. Ama zaten LQ'nun da L cinsinden şu şekilde yazıldığı sonucu ortaya çıkıyor. Bu da L ile LQ arasındaki ilişki. Ve hesabını size anlatayım, mantığını. Çünkü buna güzel bir şey var. Anlayabilirsiniz bence şunu. Bakın hesabı şuradan geliyor arkadaşlar. Eğer sistemde sıfır kişi varsa kuyrukta kaç kişi vardır? Şimdi şöyle diyeyim, bakın. Evet. Şimdi L değerleri nasıl yazsak bunu, nasıl anlatsam? Evet. L değerleri sistemdeki kişi sayısı ne olabiliyor? 0 olabiliyor. 1, 2, 3, 4 değil mi? Böyle gidiyor sistemdeki müşteri sayısı. Sonra 0 olma olasılığı ne? Pay 0. Pay 1, pay 2, pay 3 diye gidiyor. Bunlar da olasılığı, probability. Şimdi arkadaşlar LQ nasıl değişiyor bu arada? Sistemde sıfır kişi varsa LQ'da kaç kişi vardır? Kuyrukta. Sıfır. Sıfır kişi vardır. Peki sistemde bir kişi varsa kuyrukta kaç kişi vardır? MM1'de. Gene sıfır. Gene sıfır. Çünkü o bir kişi nerededir? Servistedir. Hizmet alıyordur. İki kişi varsa kuyrukta kaç kişi vardır? Toplamda. Bir. Üç kişi varsa iki. 4 kişi varsa 3. Yani gördüğünüz gibi kuyruktaki kişi sayısı hep bir eksiği. Neyin bir eksiği? Bulunduğunuz sistemin bir eksiği. Çünkü bu bir kişi nerede? O bir kişi serviste. Anlaşıldı mı? O yüzden LQ'yu hesaplarken n çarpı pi n değil de n eksi 1 çarpı pi n olarak hesaplıyoruz. O bir kişiyi çıkartmamız gerek servis alan. Ve toplamda o yüzden sıfırdan değil de birden başlatıyoruz. Neden? Sıfırdan yaparsanız bir karışıklık oluyor. Eksi bir gibi bir şey çıkıyor. Birden sonsuza kadar toplatıyoruz. Bunu yaptığımızda arkadaşlar görüyoruz ki şuradaki işlem çok zor değil anlaması. Çok kompleks bir işlem değil. Şu zaten L'yi temsil ediyor. Şu da bir eksi, bu da bir eksi pi zero'yu temsil ediyor. Çünkü toplamları 1 ya tüm payların. Toplamları 1 olduğuna göre bu toplam 1 eksi pay 0 demek. Ve buradan da görüyoruz ki yani bu işlemi yaptığımızda LQ eşittir. Evet, LQ eşittir. L eksi rho çıkıyor arkadaşlar. Bu mantıklı mı sizce? Yani bunu yorumlayabilir misiniz? LQ'nun L eksi rho olmasın. Pi 0 1 eksi rho olduğu için. Nasıl, bir daha söyle? Pi 0 1 eksi rho bulmuştuk. Ha yok, doğru doğru. Buradaki yani matematiksel olarak açıklanıyor, doğru. Doğru, matematiksel olarak açıklanıyor ama yani şey olarak yorumu var mı? Mesela dur şu tahtayı tamamen sileyim. Şöyle silelim. Yani toplam kişi sayısı kuyruktaki kişi sayısı artı row'dur diyor. Ne alaka? Row. Row neyi temsil ediyor o zaman arkadaşlar? Row.
Evet, LS'i temsil ediyor. Yani servisteki kişi sayısı. Ya mantıklı değil mi? Row neydi? Utilization'ı değil mi? Mesela %50 çalışıyor bu eleman. Servis %50. O zaman sistem diyor ki sistemdeki ortalama kişi sayısı 0.5'tir diyor. Çünkü yarı zamanda bir kişi var, yarı zamanda boş. Ortalama 0.5 kişi vardır diyor. Anlaşıldı mı? Servisteki kişi sayısını row olarak o yüzden şey yapmış. Bunu açarsanız, elin değerini yerine koyarsanız uzun yazılımı da bu arkadaşlar, LQ'nun. Tek yaptığımız elin tanımını yerine yazmak. Elin. Evet, bu da bitti. Süremiz nasıl gidiyor? Yani biraz şey, hızlansak iyi olabilir. Bunu bitirmek istiyorum. Evet, sonra LS hesabında yaparsanız arkadaşlar, LS hesabı zaten o direkt row. Bunun fazla uğraşmaya gerek yok. Zaten az önce siz direkt dediniz. Yani bunu görmek çok zor değil. Ha, bunun bunun şeyi de arkadaşlar, çıkarısı da şu şekilde, o da enteresan. Serviste kaç kişi vardır? Bir kişi. Ne zaman? Sistemde en az bir kişi olduğu durumlarda. Sıfır olduğu durumda kimse yoktur. Yani bu tanımdan yola çıkarak da row olduğunu gösteriyorsunuz. Evet, LQ'yu da zaten hesaplamıştık. Evet. Sonra arkadaşlar, W için hiç uğraşmıyoruz. WQ için de hiç uğraşmıyoruz. Direkt Little Slow'a. Benim elim varsa o zaman W'ya ne diyorum ben? W eşittir L bölü lambda'dır diyorum. LQ'm da varsa WQ ya da LQ bölü lambda diyorum. Little Slow'u kullanarak da bunların formülünü çıkarabiliyoruz. Evet. Bunlar da sadece Little Slow kullanılmış hali arkadaşlar. LQ'yu değerin yerine yazıyoruz. L'in değerini yerine yazıyoruz. Buradan da W bu çıkıyor. WQ da bu çıkıyor arkadaşlar. WQ ile W arasında da şu ilişkiyi görüyoruz. W eşittir WQ artı 1 bölü mü. Bunu zaten siz daha en baştan dediniz. 1 bölü mü nedir arkadaşlar? Bu kuyruktaki geçirdiği süre. Bu da servisteki süresi, ortalama. Expected service time, hatırlayın, exponential için nedir? 1 bölü mü'dür. Ortalama servis süresi 1 bölü mü olduğu için WQ artı servisteki harcadığı sürenin toplamı olarak yazılabilir. Evet, şimdi arkadaşlar örneklere geçmeden önce şeyi göstereyim. Mesela burada utilization'ın yavaş yavaş arttırıyoruz. 1'e yaklaşsa bile sıkıntı diyorum ya, bakın. Ortalama kişi sayısı MM1 sistemi 100'e yaklaşmış. 1 değil hala. Hala stable ama hızla artıyor. Sonsuza yaklaşacak ya çünkü 1 olduğunda. 0.9999 yapın. Bu binlere çıkar. 10 binlere çıkar. Evet, yani bir row 1'e yaklaştıkça ortalama expected kişi sayısı da sonsuza doğru yaklaşıyor hızla. Evet, şimdi arkadaşlar şu örnekleri çözelim. Örnek çözmemiz lazım. Müşteriler Poisson rate of 1 every 12 minutes bir yere varıyormuş. Servis süresi üstelmiş. L ve W nedir? Şimdi bir kuyruk sorusu gördüğünüzde arkadaşlar, burada belli de önce bu ne kuyruğu, onu çıkarmanız lazım. MG1 mı? GG1 mı? MM3 mi? MM1 mı? Yani bir sorudan onu anlamaya çalıştım. Şimdi gelişleri, müşteriler nasıl geliyormuş? Poisson'a göre geliyormuş. Ha, o zaman neyi biliyorum? Bu M ile başlıyor. Gelişler Poisson. Servis süresi de üstel diyor. Ha, neymiş? Servis de M. MM oldu. Bir tane server'dan bahsediyor. Demek ki bir server olduğuna göre bu MM1 sistemi. Birinci aşama bu. Sistemin türünü belirleyin. İkinci aşama. Lambda ve mu'yu bulmanız lazım. Tamam mı? Lambda ve mu nedir? Bunu bulduktan sonra. Şimdi Poisson rate of 1 every 12 minutes. Bu ne demek arkadaşlar? 1 every 12 minutes. Bunu nasıl yorumlarsınız? Burada lambda vermişim bize, vermemişim yani. Ortalamasını vermiş. Evet, lambda nedir burada? 1 bölü ortalama ya eşit olmuyor. Evet. 1 bölü, yani bir müşteri. 12 dakikada bir müşteri. Rate nedir? Geliş rate'i. 1 bölü 12 hocam. Evet. 1 bölü 12. Peki birimi nedir? Onu da yazın. Çünkü her zaman aynı birim vermiyoruz bazen. Bunun birimi nedir? Dakika.
Evet, per minute arkadaşlar. Yani dakika değil ama şey, per minute, right? Rate olduğu için. Mu nedir arkadaşlar? Evet, mu de one service per 8 minutes'miş. Yani bu da pardon. One bölü 8 per minute'tir değil mi? 1 bölü 8'dir yani. Arkadaşlar bazen birini saat, birini dakika veriyoruz. Birini gün, birini şey. İkisinin birini her zaman ayrı yapmalıyız. Mesela lambda saate nasıl çevirdiniz? Lambdayı saat cinsinden yazın desem. 1 bölü 12 per. Burada sıkıntı yok. İkisi de dakika da. Saate çevirin desem ne yapmanız lazım? Saatte kaç kişi geliyordur? Dakikada bu kadarsa. 60 ile çarpardık. 60 bölü 12 per saat, per hour. Aynı şekilde mu de 60 bölü 8 per hour olarak bulabilirsiniz. Burada bizden istediği L ve W. Bir tanesini hesaplasak diğerini Little Slow'dan bulabiliriz. Bu formüllerin hepsinde bize rho lazım. Rho lambda bölümü. Rho'da bakın birimden kurtuluyor. Rho birimsiz. Yani daha kayboluyor. O yüzden burada 1 bölü 12 bölü 1 bölü 8 ne yapıyor? 8 bölü 12 ya da 2 bölü 3 rho'muz. L'imiz neydi arkadaşlar? L formülü. Hatırlayalım tekrar. Lambda bölü. Ha, bunu lambdalar cinsinden vermiş. Bazen rho cinsinden de bu formül var. Bazen rho cinsinden de. Ha, bakın mesela burada L'in formülü rho cinsinden. İstiyorsanız lambda cinsinden, istiyorsanız rho bölü 1 eksi rho olarak da L'yi hesaplayabiliriz. Bize bu rho daha iyi. Çünkü rho 2 bölü 3 ya, hesapladık zaten. O zaman rho'luyu kullanalım formül olarak. L ne olacak? 2 bölü 3 bölü 1 eksi 2 bölü 3. Buradan ne çıkıyormuş? Cevaplar da vardır. L 2 çıkıyormuş arkadaşlar. 2. W ne çıkacak o zaman? W. Evet. W. L eşittir lambda çarpı W olduğuna göre W ne olacak? L bölü lambda. Şimdi burada hangi lambdayı kullandığınız önemli. Evet. Şu biraz boşluk. Evet. Hangi lambdayı kullandığınız önemli. Çünkü W bir süre ya. Bekleme sistemdeki süre. Dakikalıyı kullanırsanız dakika olacak cinsi. Saatliyi kullanırsanız saat olacak. Yani 2 bölü 1 bölü 12 dersek buna 24 dakika. 24 dakika. Yani bu 24 dakika neyi gösteriyor arkadaşlar? 24 dakika ortalama sistemde harcıyormuş. 24 dakikasını harcıyor. Sistemde toplam bir müşteri. Ve 2 neyi gösteriyor? Ortalama 2 kişi var sistemde. Long run'da ortalama bu sistem hep 2 kişi var. 3 olur, 4 olur, 5 olur, 0 olur ama ortalaması 2. Mesela şunu nasıl yapardınız? Lambda diyor ki mesela arrival rate %20 arttırsam ne olur diyor. Aynı hesapları tekrar yapacaksınız hepsini. Sadece lambda yerine ne yazmanız lazım? %20 arttırılmış hali. %20 arttırmak ne demek? 1.2 ile çarpmak demek. %20 arttırmak bu demek. Yeni lambdalar neyi beklersiniz artsa ne olacak sizce? W artacak mı azalacak mı? L ve W. Bunlar artar mı azalır mı lambda artsa? Evet, lambdanın artması demek daha çok müşteri geliyor demek. Tabii ki bekleme süresinin de artmasını bekleriz. Sistemdeki insan sayısının da artmasını, daha yoğunlaşması sistemin demek. Lambda utilization artırıyor ya. Lambda artınca utilization artıyor. Sistem daha yoğun hale geliyor. Evet, şimdi iki tane örneğimiz var ve bitiyor sonra. Son örnek de olabilir. Ha, iki örneğimiz var. Tamam. Süremiz nasıl? 14 dakika. Güzel. Şimdi arkadaşlar drive-in banking en average şimdi drive-in banking biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle aynı restoranlarda olduğu gibi hani görmüşsünüzdür belki yemek alacaksınız bir tane hamburger. Arabanızda duruyorsunuz kenarda böyle cam kenarından işlem yapıyorsunuz ya drive-in bu demek. Bunun aynısını bankalarda yapıyor. Mesela bankanın ATM'si arabayla yanaşacağınız şekilde. Buna drive-in teller deniyor.
ATM'de işlem yapabiliyorsunuz arabadan çıkmadan, para çekme işini falan. 10 tane araba geliyormuş saatte. Saatte 10 drive-in teller'a geliyormuş. Single'mış, single server. Saatte 10 ve servis süresi, service time 4 dakikaymış. Interarrival time'lar, service time'lar exponential'mış. Aşağıdakileri cevaplayın. Birincisi arkadaşlar, bu nasıl bir sistem? Hatırlayın, ilk yapacağınız şey nedir bu? MM1 mi? Servis süreleri exponential. Interarrival time'lar exponential. Evet, MM. Kaç tane server var arkadaşlar? Single server. Demek ki MM1. Tamam, bunlar tamam. İkinci aşama. Lambda'mız ne arkadaşlar? Lambda nedir burada? 1/10. Ama burada zaten bak ne demiş? 10 cars per hour demiş. Birimine bak. Ya zaten 10, bir şey verdiği için evet, 10. Evet, 10 per hour. Bunu yapmayı çok seviyoruz arkadaşlar. Öğrencilerin kafası karışsın diye. Burada direkt lambdayı vermişiz. Ben serviste biraz şey, customer servis süresi ne kadarmış? 4 dakika. Burada 4 minutes ne oluyor o zaman? 4 minutes service rate'i. Dört dakika servis süresi. Expected service time. 4 dakikada müşteri işini halledip çıkıyor. O zaman rate ne olur arkadaşlar? Rate. Service rate'i. 15. Nasıl? 15 birimi ne? Per hour. Evet, güzel. Yani güzel. Servis rate'i bulmak için arkadaşlar 1/ servis süresiydi, unutmayın. Yani 1/4 per minute service rate arkadaşlar. Rate deyince zaten birimi per zaman olacağına göre bu minute'i ters çevirmeniz lazım. 4 dakikayı ters çevirirseniz per minute olur. Yani dakikada 1/4 müşteri demek. Aynısı da şimdi bu saat, bunun birimi saat olduğu için bunu da saat yapmanız lazım. O yüzden 60 ile çarptığımızda 15 per hour oluyor. Yani mu'muz 15 per hour. Muş, tamam mı? Lambda'mız 10, mu'muz ise 15. O zaman ihtiyacımız olan utilization'ımız 10/15. Yani gene 2/3. Utilization'ımız 2/3. Birinci soru. What is the probability that the teller is idle? Yani ATM'nin boş olma ihtimali nedir? Burada neyi soruyor bana arkadaşlar? Bakın. Ya L'i soruyor, ya LQ'yu, ya pay'ı. Bu öğrendiğiniz şeylerden hangisini soruyor? Boş olma ihtimali. What is the probability that the teller is idle? Pi zero'yu soruyor. Pi zero, çok güzel. Pi zero. 1-rho. Yani 1/3. Evet, ikincisi. What is the average number of cars? Bakın önce neyi sorduğunu bu. What is the average number of cars waiting in line for the teller? What is the average number of cars waiting in line for the teller? Burada neyi soruyor arkadaşlar? LQ'yu mu? Evet, çok güzel. LQ bir kere number dediğine göre L. Müşteri sayısı L. Ama bekleyen müşteri sayısı dediği için LQ. Evet, servis alan müşterinin LQ'yu soruyor burada. LQ neydi arkadaşlar? Formülünü az önce yazmıştık. Formülüne göre neydi? Lambda kare bölü, formülünü ben şuradan bakıyorum. Mu eksi lambda. Bu az önce çıkardığımız formül beraber. Burada da yerine yazarsanız lambda ve mu'yu 4/3 çıkıyormuş. Birimi ne olacak bunun arkadaşlar? Birimi ne olacak? LQ'nun. Customers. 4/3 customers. Yani ortalama sistemde 4/3 customers varmış. Anlaşıldı mı? Evet, 3'ü yapalım. LQ'muz da tamam. 3'e geçelim. What is the average amount of time a drive-in customer spends in the bank parking lot? Evet, bu nedir? Bizden ne istiyor? Burada ne istiyor arkadaşlar?
Amount of time. Bir kere süreyle alakalı. W'lardan biri. WQ'yu istiyor muyum hocam? WQ mu W mu? Spent in the bank. W, direkt W. Evet, including time. The service time. Evet, including the service time dediğine göre W. Onun formülü de 1 eksi mu eksi 1 bölü mu eksi lambdaydı. Az önce gösterdim size. 1 bölü 15 eksi 10'dan o da eşittir 1 bölü 5. Bunun birimi ne arkadaşlar? W'nun. Lambda 15 kullandığıma göre, 10 kullandığıma saat göre. Saat mi? Saat, evet. Hour. Çünkü 1 bölü 5 saat harcıyor. Çünkü lambda ve mu'ler saat cinsinden olduğu için bunun birimi saat. On average, how many customers per hour will be served by the teller? Yani ortalama hizmet, kaç kişi hizmet alır bu sistemde? Bu sistemde ortalama saatte kaç kişi hizmet alır? How many customers per hour? Saatte hizmet alan müşteri sayısı nedir? Evet. Mühimiz 15 arkadaşlar. Saatte hizmet alan müşteri sayısı 15 diyebilir miyiz o zaman? Mühimiz 15 per hour. Ne diyorsunuz? Banka yani potansiyel olarak 4 dakikada bir müşteri çıkıyor. O zaman saatte de 15 kişi çıkar diyebilir miyiz? Hizmet alır. Evet, ne diyorsunuz? Evet, 15 kişi saatte hizmet alır eğer ki kuyruk hiç bitmezse, sürekli müşteri varsa sırada. Fakat ne yazık ki müşteri olma ihtimali sistemde 1 eksi pi 0. Yani sistemin boş olmama, işleyecek bir müşteri olması ihtimali 1 eksi boş olma ihtimali. Boş olmama ihtimali nedir? 1 eksi boş olma ihtimali. Bu dolu olduğu durumlarda da servis rate mu hızıyla çalışıyor. Bu ne oluyor? 15 çarpı 2 bölü 3. O da eşittir 10 oluyor. Bu sistemde saatte 10 kişi çıkar arkadaşlar. Bu sürpriz değil. Bu zaten direkt lambda eşit. Neden? Çünkü sisteme giren sistemden çıkar. Inflow eşittir outflow. Sisteme 10 kişi giriyorsa saatte 10 kişi de çıkar. Yoksa hiçbir yerde kaybolmuyor bu customer'lar. Giren customer'ın bir yerden yani lambda 10 ise giriş rate'i, çıkış rate'i de 10'dur. Evet. Tamamdır. Bunlar son sorumuzu da yapalım. 5 dakikamız kaldı. Son soru yeter 5 dakika diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar bu soru şöyle alakalı. Bir tane gaz istasyonu var. Ve bu gaz istasyonunda müşteri davranışı şey. Ha, bu örnekleri arkadaşlar simülasyonda da çözüyoruz aynısını. Bunları bir daha göreceksiniz almayanlar için. Alanlar zaten ikinci görüşü bunu. Çünkü simülasyonda da queuing var. Simulation'da da queuing tekrar karşınıza çıkıyor. Yani onu söyleyeyim. Bu queuing'den kurtuluş yok yani. Bu dersi bir daha alacaksınız bu konuyu. Arkadaşlar şimdi müşteriler tankları, benzin depoları yarım doluyken gidip dolduruyorlar. Mevcut davranış şekilleri bu. Ve 7.5 müşteri saatte bir tane gaz istasyonu var. Bir tane single pump demek, bir tane pompa var gaz istasyonunda. Buraya geliyor 7.5 müşteri saatte ve 4 dakikada hizmetini alıp çıkıyor. Bu gene bir MM1 sistemi. MM1 sistemi. Lambdamız ne arkadaşlar? Lambdasını zaten demiş 7.5 customers per hour diye zaten söylemiş. Mühimiz biraz karışık. Gene onu 4 dakika demiş servis süresi. Gene bunu 1 bölü 4 per minute. Onu da saate çevirdiğinizde 15 per hour oluyor. Yani utilization'ımız kaç? 7.5 bölü 15'ten utilization'ımız 1 bölü 2. Utilization'ımız 1 bölü 2. Tamam mı arkadaşlar? Utilization'ımız 1 bölü 2. Bu durumda L ve W'yu hesaplayın diyor ki çok kompleks bir soru değil. Az önce yaptığımızın aynısı. Formüllerde sadece yerine koymanız gerekiyor. Formüllerde yerine koyduğunuzda L ve W hesabını yapabiliyorsunuz. Hatta şuradan cevabı göstereyim size. Utilization 1 bölü 2 idi. L'miz kaç çıkıyor yerine koyduğumuzda?
L'miz 1, W'muz da 0,13 saat çıkıyor. Şimdi L'den sonra şeyi W'yu nasıl buluyoruz? Little slow kullanarak da W ya da formülü kullanarak fark etmez. Hemen bir için bir sürü yol var. Çünkü en kolay kuyruk. Yani isterseniz little slow'la, isterseniz W'nun direkt tanımıyla, isterseniz little slow'la gidebilirsiniz. Burada enteresan olan şu ikinci kısım arkadaşlar. Şimdi burada L ve W gayet iyi. Bir tane müşteri var. Ve bu da çok fazla beklemiyor. Sistemde hizmetini alıp çıkıyor. Fakat şöyle bir durum gerçek. Bu durum gerçekten oldu Amerika'da. 2000 kaçta olmuştu? 2000 hatırlamıyorum da. Bir şey olmuştu arkadaşlar. Benzin şeyi vardı, sıkıntısı, gaz sıkıntısı ve panic buying başlamıştı. Panik. Panic buying arkadaşlar şu demek. Bana gaz kalmayacak. Yani benzin bulamayacağım diye daha boşalmadan istasyona gitmek. Yani depon yarım doluyken gidiyordu ya insanlar. Artık 1/4'ü doluyken gitmeye başlıyor. Yani şöyleyken. Şu yarısı olsun. Şu kadar benzini varken adamın şu kadar benzini varken az yani dolu bir form, neredeyse dolu. Şu kadar sadece bu kadar boşluğu varken gidiyor tekrar alıyor. Tamam, bu neyi değiştirir? İki şeyi. Müşteriler daha sık gelmeye başlar. Çünkü daha hızlı tüketecekler. Daha sık gelmek zorunda. Lambda'nın artmasını beklersin. Aynı şekilde az bir yer doldurduğu için. Ha bu arada Amerika'da şeydir biliyor musunuz bilmiyorum. Herkes kendi benzinini alır arkadaşlar. Kendi yani orada şeyler görevliler yok. Siz kendiniz ödeyip kendiniz alıyorsunuz. Sonra birincisi Lambda'nın artmasını beklersiniz. İkincisi de mü'nün düşmesini. Çünkü daha az yer dolduruyor ya. Mü'yü zaten direkt söylemiş. 3,1 şu kadar sürüyormuş artık. Bakın 4 dakikadan daha aşağıya düşmüş. Servis rate artıyor. Fakat lambda ne olur arkadaşlar? Yeni lambda. Yeni lambda ne olur? Yani bu davranış eski lambda 7,5'tu. Bu davranış sonucu ne olur sizce? Kaç katına çıkar? Evet. Kaç katına çıkar arkadaşlar? Bakın eskiden yarım doluyken gidiyordu. Yarısı doluyken gidiyordu. Şimdi bakın 2 kat fark var görüyor musunuz arada? Şu kadarcık benzin alıyor. Eskiden şu kadarcık benzin alıp kullanıyordu. Şimdi 2 kat tam olarak 2 kat daha sık gelmesi lazım. Kullanım miktarının aynı olduğunu düşünürsek eskisine göre rate'i 15 customers per hour olacak. 15 customers per hour olacak arkadaşlar. Bunların lev yani yeni lambda ve mü altında bu yeni davranış şeklinde, yeni panic buying durumunda L ve W nasıl etkilenir bunu soruyor. Gene aynı yerine koyacağız ve bakacağız. Az önce olduğu gibi L ve W aynı şekilde hesaplayabiliriz yeni değerleriyle 5 katına çıkıyor arkadaşlar bakın. 5 katına yani bu inanılmaz bir artış. Ortalama 1 kişi varken sistemde şimdi 5 kişiye çıkıyor bu ufak bir panik durumu. Ve o yüzden kuyruklar oluşmuştu o zamanlar. Evet, bu çözmek istediğim son soruydu arkadaşlar. Herhalde başka örnek yoktu bu chapter'da. Evet, sorunuz var mı arkadaşlar bugünle alakalı? Tam soru değil de bugün ödev vereceğinizi söylemiştiniz. Evet. Bu hafta hem bitirme proje sunumum hem de haftaya bir sınavım var. Acaba salıya değil de perşembeye yapabilir misiniz teslim tarihini? Haftaya ben şu kaydı durdurayım arkadaşlar. Stop recording. Herhalde soru yok çünkü değil mi şeyle alakalı? Tamam.